Bu videoda birkaç tane radyoaktif bozulma problemi çözelim. Bu problemlerden ne kadar çok çözerseniz o kadar kolay hale geliyorlar. Hatta çözmemizi kolaylaştırmak için genel formülü buraya yazalım. Evet. Bozunan maddenin herhangi bir andaki miktarı başlangıç miktarı çarpı e üzeri eksi k çarpı t'ye eşit. K değeri farklı yarı ömürlere sahip her bir madde için ayrı. Hatta bazı sorularda yarı ömrün değerini bile vermeyebilirler. Hatta biz de bu duruma bir örnek çözelim. Diyelim ki elimize değişik bir madde olsun. Maddenin k değeri de 0,05 olsun. Bu durumda formülde şu şekilde olacak. Başlangıç miktarı yani n0 çarpı e üzeri 0,05 çarpı t. Şimdi bu değerleri kullanarak bu bileşiğin yarı ömrünü hesaplamanızı istiyorum. Yani buradaki t yerine ne koyalım ki buradaki yani başlangıçtaki ne ile başlamışsak bu tarafta onun yarısı olsun. Başlangıç olarak n0 diyelim. Bu herhangi bir sayı olabilir. Yani istersek buraya 150 ya da herhangi bir başka bir sayı yazabiliriz. Hatta 0 yerine 100 yazalım. Evet başlangıçta 100 gram olsun. 100 çarpı e üzeri eksi 0,05 çarpı t. t bulmaya çalıştığımız yarı ömür. Yarı ömür geçtikten sonra elimizde kalan miktar başlangıçtakinin yarısı olmalı. O zaman burası 50 olmalı. T'yi bulmak için öncelikle her iki tarafı da 100'e bölelim. E üzeri eksi 0,05 çarpı T eşittir 1 bölü 2 çıkar. İki tarafın da doğal logaritmasını alalım. İşte böyle. Elen üzeri herhangi bir sayı o sayıya eşit olur. Eksi 0,05 çarpı T ln 1 bölü 2 eşit. Aradığımız şey t olduğuna göre t eşittir. ln 1 bölü 2 bölü eksi 0,05 diyebiliriz. O zaman hesap makinesini alalım. 0,5. Ama öncelikle burada küçük bir hile daha yapalım. Paydada olan eksiyi paya geçirelim. İsterseniz pay ve paydayı eksi 1 ile çarptığımızı düşünebilirsiniz. Bu şekilde işlem biraz daha kolay olacak. Eğer doğal logaritmanın ya da herhangi bir logaritmanın önünde bir eksi işareti olursa parantez içindeki sayının tersini alırız. Bu durumda yapmamız gereken hesaplama 2'nin doğal logaritması bölü 0,05 olacak. Sonuç 13,86. Birimimiz tabii ki yıl. Genelde kullanılan birim yıl olsa da bazen farklılıklar olabiliyor. Bu yüzden buna dikkat etmemiz ve gerekirse birimleri çevirmemiz gerekiyor. Ama bu soruda varsayılan t değeri yıl cinsindendi. Yani bir sorun yok. Yaptığımız hesaplamaya göre 13,86 yıl sonra bu maddenin başlangıç miktarının yarısının kalacağını söyleyebiliriz. Bizim varsaydığımız başlangıç miktarı 100 olduğuna göre geriye kalacak olan miktar 50. Eğer x demiş olsaydık geriye x bölü 2 kalırdı. Şimdi biraz daha pekiştirmek için bir örnek daha yapalım. Bu sefer elimizde olan maddenin yarı ömrünün 1 ay olduğunu düşünelim. 1 ay. Hatta soruyu iyice kolaylaştıralım. K'yı da verelim. Aslında yarı ömürden K değerini bulabiliriz ama soruyu biraz kolaylaştırmak istedim. Evet, K değerimiz 0,001 olsun. Formüle geri dönelim. Belli bir andaki madde miktarı eşittir. Başlangıç miktarı çarpı E üzeri eksi 0,001 çarpı T. K değerimiz şu. Diyelim ki 1000 yıl sonra elimizde kalan miktar 500 gram olsun. Artık formülü burada verilmiş olan hangi elementse onun miktarını kastediyorum. Sizce bu durumda başlangıç miktarı ne kadar olabilir? Burada bulmamız gereken şey n0. 1000 yıl sonra dediğimize göre n1000 eşittir n0 çarpı e üzeri 0,001 çarpı 1000. Doğru değil mi? Biraz önce de 1000 yıl sonraki miktarın 500 gram olduğunu söylemiştik. Demek ki n bin 500'e eşit olmalı. Bulmamız gereken şey başlangıç miktarı. Burada 0,001 çarpı 1000 var. N sıfırı bir yazalım. Burası da binin binde biri. O zaman çarpı e üzeri eksi bir eşittir 500 gram. İki tarafı da e ile çarparsam n sıfır eşittir 500 çarpı e olur. Bu da yaklaşık olarak 2,71'dir. 500 çarpı 2,71. Bu hesap makinesinde E yok sanırım. Varsa da ben göremiyorum. Hesabın sonucu 1355 gram. Başlangıç miktarı bu kadarmış. Umuyorum ki bu örneklerde sonra siz de konuyu daha iyi anlamışsınızdır. Bu problemi olabilecek en farklı şekillerde çözmeye çalıştık. Bu formülü öğrenirseniz çok faydası olur. Çünkü birçok farklı noktada kullanabilirsiniz. Mesela finans dersi alırsanız K değerinin her zaman pozitif olacağını göreceksiniz. Ama formül aynı formül. Yani bu formül radyoaktif bozulma dışında birçok farklı durum içinde kullanılabiliyor. Esas fikir şu. Size verilenleri kullanarak buradaki sabitleri bulmaya çalışın. Sonra da size sorulanı yani sona kalan miktarı hesaplayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.